Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk kırmızı yazmam var. Bu kırmızı yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Hem kolay hem de bir takipçimin isteğiydi bu model. Yazmamın kenarlarını modelime başlamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi daha önce 1098 numaralı videomda paylaşmıştım. Bütün püf noktalarım orada. Siz de YouTube'un arama kısmına Oya Hanım 1098 yazarak benim tığlama ile ilgili püf noktalarımı paylaştığım videomu izleyebilirsiniz. Her zaman iki zincir çekerek yazmalarımı tığlıyorum. Yazmamın kenarlarını tığladığım ipimi şöyle göstereyim arkadaşlar. Altın Başak marka 211 numara. Kırmızı tonunda tercih ettiğim, özellikle düz renk kırmızı yazmalarda kullandığım bir renk. Alt kısmını, ilk sırayı bununla öreceğim. Daha sonra üst kısmın süslemesinde de kullandığım renkleri göstereyim şöyle. Altın Başak marka 413 numara hardal sarısı. Yine Altın Başak marka üzerinde krem yazan krem. Ve Altın Başak marka 117 numara kahverengi kullanacağım. Kırmızı çimenimin üzerine bu şekilde. Hemen tığımı da göstereyim. Sonra modelimize geçelim. Yapımı çok kolay bir model. Hemen bitirilebilecek modellerden. 22 numara bir tığ kullanıyorum. Hemen birlikte yapımına geçelim. Kırmızı ipimle ilk sırayı öreceğim. Çimen gibi düşünebilirsiniz. İsterseniz yeşil iple de olabilir. Hemen ilmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle tığ battıma. Ben bu yazmanın kenarında çok fazla model gösterip söktüm. Bazı tığ battı yuvaları biraz geniş duruyor bu nedenle. Geldim şöyle tığ battımın altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Şöyle göstereyim. Biraz da yakınlaştıralım, daha güzel görebilin. Üstüne burada bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıdan giriyorum. Hepsini birden çıkıyorum. Üstüne bir zincir daha çektim. Bir defa doladım. İkinci tığ battıdan giriyorum. İkişer, ikişer çıktım. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıdan. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir tane daha zincir çektim. İki defa doladım. Sonraki tığ battıdan. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Şöyle oluyor boy boy. Yine bir tane zincir çektim. İki defa doladım. Bir sonraki tığ battıdan. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Bir tane zincir çektim. Yine iki defa doladım. Sonraki tığ battıdan. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, bu şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. En baştaki sık iğneyi saymıyorum. 2, 4, 6 tane trabzan yapmış olduk bu şekilde. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Son yaptığım trabzanımın önünden 5 zincirimi kirpik gibi düğümlüyorum. Yanından 2. sık iğnem, 3. sık iğnem, 4. 5. 6. 7. 8. 9. şöyle göstereyim. 10 tane oluyor. 10. sık iğnemi yaptım. Sonra 11. tığ battının altından yapıyorum yine. Şöyle göstereyim olan kısmı. Böyle oldu. Şimdi bir tane zincir çektim. Bu merdivenimizi bitirdiğimiz sık iğne en başta yaptığımız sık iğnemiz olmuş oldu. Bir defa doladım. Bir tane zincir çektim sık iğneyi yaptıktan sonra. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıdan giriyorum. Hepsini birden çıktım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıdan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıdan. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine bir tane zincir çektim. İki defa doluyorum. Bir sonrakinden ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Bir tane zincir çektim. İki defa doluyorum. Bir sonraki tığ battıdan. İkişer, ikişer, ikişer çıktım yine. Şöyle göstereyim. 2, 4, 5 oldu. Yine 2 defa doladım. Son tığ battıdayız. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Şurada bir tane zincir çekmeyi unuttum. Onu tekrar çekiyorum. 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Böyle oldu. Üstüne 5 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Son yaptığım trabzanımın önünden sık iğneyi ona tamamlayacağım. Yanına İkinci sık iğnem, yanına üçüncü sık iğnem, dördüncü, beşinci, altıncı, yedi, sekiz, dokuz, on. 10 tane tam dolduruyor. Trabzanın boyunu da böyle hesap edebilirsiniz. Hemen
En son trabzan yaptığım tıbbatıdan bir tane daha sık iğne yaptım. Bu sık iğne başlangıç sık iğnesi olmuş oluyor. Hemen bir zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Sıradaki tıbbatıdan girdim. Önce hepsini birden. Bu trabzan üzerine dikkat ederseniz çok muntazam gider arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir kere doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir tane zincir çektim. Yine bir kere iki kere doladım. Sıradakinde ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Bir tane zincir çektim. İki defa doladım. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Bir tane zincir çektim. İki defa doladım. Şu ana kadar 5 tane yaptım. Sonuncuyu yapıyorum. Sıradaki tıbbatıdan girdim. Önce 1 çıktım. Sonra 2 çıktım. Sonra yine 2 çıkıyorum ve yine 2 çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, 10 tane sık iğnemi yaptım. 11.'yi yine tığ battının altından yapıyorum. Şöyle oluyor. Gösterdiğim sayılarla yazmanızı da iki zincirle tığladıktan sonra yaparsanız benimkiyle aynı olur. Hiçbir problem yaşamazsınız. En düzgün merdiven trabzan dizimi bu şekilde oluyor. Şimdi ben bunu birazcık arttırayım arkadaşlar. Diğer renklerimle süsleme yapacağım. 3 tane daha yapayım yanına böyle merdiven. Daha sonra üst kısmını yaptığımızda oyamız daha güzel görünsün. Her zaman söylüyorum, oya çoğaldığı zaman daha iyi görünüyor bence. Bunu da birazcık ben çoğaltayım. Hemen hızlı bir şekilde dönüyorum. Üst kısmın süslemesine beraber devam ederiz. Ben çimenimi biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Böyle yapıyoruz. Çok kolay, çok da muntazam düşen bir model. Ütüye de çok güzel geliyor çimen olarak. Hemen çiçeğimizle devam etmek istiyorum. Önce sarı ipimle başlayacağım. Bu çiçeğin yapımını iki kez anlatacağım. Çünkü genellikle ne zaman bu çiçeği yapsam nasıl yaptınız, nasıl öyle oldu, benimki öyle olmadı şeklinde yorumlar geliyor. Şöyle hemen ilk merdivenimin ucunda 5 zincir çekerek yuva bırakmıştım. Buradan sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım sık iğnenin içinden bir tane daha sık iğne yapıp zincirimi buradan tutturuyorum. Yeniden şimdi yuvaya geldim. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bu sefer yaptığım sık iğnemin önünden giriyorum. Biraz önce yaptığım sık iğnemin. Ve yine sık iğne yaparak çiçeğimin kirpiğini, zincirini tutturuyorum buraya. Yine geldim yuvaya. Yuvaya bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Sonra yaptığım sık iğnenin önünden bir tane daha sık iğne yaptım. Yuvaya tekrar bir sık iğne. Yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine yaptığım sık iğnenin önünden bir tane daha sık iğne. Şu anda 4 tane oldu. Yuvaya yine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yaptığım sık iğnenin önünden bir tane daha sık iğne yapıyorum. 5. kirpik. Yuvaya yine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Yaptığım sık iğnemin önünden kirpiğimi düğümlüyorum. En son 6 kirpik yaptık. Bitirirken de yine yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Üstüne zincirimi çektim. İpimi burada keseceğim. Şöyle bir düzelteyim çiçeğimi, bir göstereyim. Şöyle oluyor. Şimdi ben bu çiçeği her yaptığımda benimkisininki gibi olmadı diye bana yorum geliyor. Bu nedenle bir kere daha anlatmak istiyorum. 3 renk kullanacağım için diğer ikisini boş bıraktım. Yine sarı ipimle 3.'den devam ediyorum. Hatta ben bunu devam ettirecek olsam ipimi kesmem. Örümcek yapar, diğer tepeye geçer. O şekilde daha kolay oluyor, daha hızlı ilerliyor. Şimdi 2 tane boş bıraktık. 3.'den yine giriyorum. Sık iğne ile ipimizi tutturalım. Dediğim gibi kafası karışanlar için de izleyerek yaparlarsa daha iyi faydalanırlar. Onu bir hatırlatayım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk seferde sık iğnemin içine yapıyorum şöyle. Zincirimi kapatırken. Sonrakilerde artık sık iğnenin önünden girecek alanımız oluyor. Bu nedenle sık iğnenin önünden de girebiliriz. Yuvaya tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Kirpiğimi yaptığım sık iğnenin önünden
düğümledim. Yuvaya bir sık iğne, üstüne 6 zincir. Kirpiğimi yaptığım sık iğnemin önünden yine düğümlüyorum. Yine yuvaya bir sık iğne. Şu anda 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle yine tutturuyorum. Yine yuvaya bir tane sık iğnemizi yapalım. Üstüne 6 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Geri döndüm. Sık iğnemizin önünden. Yani burada kirpiğin tutturma yeri hep sık iğnenin önünden tutturuluyor arkadaşlar. Yine yuvaya bir tane sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne de tekrar bitirirken yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Üstüne zincirimi çekiyorum. Böyle bitiriyorum. Yani en son yine yuvada bitiriyoruz. İpimi kestim. Şöyle düzelttiğimde çiçeğim normal 5 zincir çek sık iğne yaptan farklı duruyor. Şöyle göstereyim. Hemen ben diğerlerini de yapayım arkadaşlar. Şu aralarda bıraktıklarımı. Sonra ütüledikten sonra bir de son halini sizinle paylaşmak istiyorum. Bence bu çimenin üstüne de çok yakıştı. Hemen hızla tamamlayıp ütüleyip döneyim ben. Ben oyamın diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Renk kırmızı olunca üzerine bu renkleri ben uygun buldum çiçeklerle ilgili. İstediğiniz renk yapılabilir. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da oyalım sayfamda paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese kolaylıklar diliyorum.